Merhaba. Bu derste Photoshop'ta kırpma aracıyla perspektif kesim yapacağız. Yani şunu kastediyorum. Bazen resimlerinizde yan bir şekilde duran, çapraz bir açıda duran nesneleriniz olabilir. Örneğin araba, örneğin benim şimdiki resimde göstereceğim gibi bir tablo. Bunları düz bir hale Photoshop sayesinde getirebilirsiniz. Perspektif kesim sayesinde. Şimdi bunu yapalım. Öncelikle dosyamızı açalım. Dosyamızı açmak için size bir püf nokta söyleyeyim. Dosyayı açmak için genelde bilindik olarak dosya aça basılabilir ya da CTRL O'ya basılabilir. Ki buradaki O, Open'ın kısaltması. Oradan aklınıza kalabilir. Ben ekstra bir şey söyleyeyim. Bakın burada sahne var. Bu alana gelip ilk yere tıkladığınızda istediğiniz yere gidip dosyanızı, resminizi açabilirsiniz. Ben buradan seçiyorum. Şimdi kırpma aracımız seçili burada. Kırpma aracımız seçiliyken bir şeyi kırpmaya çalıştığımızda bakın görüntü ya da şöyle diyelim seçtiğimiz alan kare ya da dikdörtgen şeklinde oluyor. Bunu haricen yapamıyorsunuz bakın. Yani farklı bir şekle büründüremiyorsunuz. Farklı bir şekle büründürmek için yukarıda dikkatinizi çekiyorum. Perspektif seçeneği var. Perspektife bastığımda işler tamamen değişiyor. Şöyle resmimizi büyütüyoruz. Bu arada resmi büyütmeyi ben fare tekerleğini ileri geri döndürerek yapıyorum. Onu da ayarını göstereceğim size. Şimdi resmi büyütüyorum. İnce ayar yapacağım. Şuradan şöyle yukarıya da alayım. Bakın. Boyutlandırma kutucuklarından tuttuğum, çekiştirdiğim anda açıda hafif bir değişiklik oluyor. Zaten şekil artık perspektif bir hale büründü. Siz buradan ince ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi video dersi anlattığım için fazla teferruatına girmiyorum. Aslında çok daha özen gösterirse iyi bir şekil, iyi bir görüntü çıkacaktır ortaya. Ben şimdi videonun süresi uzamaması için mantığını anlatmaya çalışıyorum. Buradan da bu şekilde çektim. Şöyle de fare tekerlerini geriye getirdiğimde seçimin kırpma işlemin tamam sayılır. Onaya ya da Enter'a bastığınızda işlem tamamdır. Bakın görüldüğü üzere perspektif bir kesim gerçekleştirdik. Püf noktasını anlatayım. Düzen kısmından tercihler, genel kısmına geliyorsunuz. Bakın burada kaydırma tekerleğiyle yakınlaştır. Yanlış hatırlamıyorsam İngilizce Photoshop'ta da scroll up down'lu bir seçenekti. Yanlış olmasın da. Burada yine genel kısmında kaydırma tekerleğiyle yakınlaştır. Benzer seçenek mevcut İngilizce'de de scroll up down diye hatırlıyorum. Tamam bastığınızda fare tekerleğiyle de büyütüp küçültme yapabilirsiniz.